Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla da sizlerle birlikteyim Osman Gazi Köprüsü'nden geçtim ve sizlerle de paylaşmak istiyorum belki köprüden geçmeyi düşünen arkadaşlarımız olabilir onlar için de bilgilendirici bir içerik olması açısından böyle bir paylaşım yapayım dedim kısaca köprünün özelliklerinden bahsetmek istiyorum ardından da sizlerle küçük bir hesaplama yapacağız ve Videomun sonunda da yine o Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Osman Gazi Köprüsü'nün mü daha tasarruflu olacağını yoksa İzmit Körfezi'nin mi? Hep beraber hesabımızı kitabımızı yaparak anlamış olacağız diyelim. Şöyle kısaca köprünün özelliklerinden bahsedelim. Yapım başlangıç tarihi 2013 yılı. Açılış tarihi ise 1 Temmuz 2016. Toplam uzunluk 2682 metre. En uzun açıklıksa 1650 metre sudan yüksekliği 64 deniz tabanından yüksekliği ise 252 metre ve Yalova'nın Altınova ilçesi ile Dilovası arasında yani Hizmetin Dilovası ilçesi arasında inşa edilen bir köprü ve bu köprünün tamamlanmasıyla beraber 78 kilometre kadar bir yoldan tasarruf sağlanmış oluyor. Bu da yaklaşık olarak bir saat kadar bir zaman tasarrufu sağlaması anlamına geliyor. Şöyle zaten İzmit Körfezi'nde şu anda görebiliyoruz. Eğer bu köprüyü kullanmasaydık o Körfezi başlı başına dolaşıp İzmit'in Dilovası ilçesine gelmemiz gerekiyordu fakat biz direkt köprüyle karşıya geçmiş olduk. Bizim aracımız kilometrede ortalama 4 TL'ye kadar bir yakıt tüketiyor ve 80 kilometre yol tasarrufu sağladığımız görülüyorsa yaklaşık olarak 320 TL'ye tekabül ediyor. Yani 320 TL bir tasarruf sağlamış oluyoruz. Köprünün geçiş ücreti ise 400 TL. Yani biz aslında o körfezi dolaşsaydık 320 TL yakıt yakacaktık. Fakat köprüyü kullandığımız zaman 400 TL kadar bize bir fatura yansıdı ve 80 TL fazla ödemiş olduk. Fakat dediğim gibi 80 TL fazla ödememize rağmen 1 saat gideceğimiz yere erken ulaşmış olduk. Siz olsanız hangi yolu kullanırdınız diyelim. 80 TL için 1 saatlik fazla güzergahtan mı giderdiniz yoksa siz de bizim gibi yine köprüyü mü tercih ederdiniz diyelim. Fikirlerinizi de yorumlar kısmında yazarsanız çok memnun olurum. Gerçekten ülkemizde yapılan nadide eserlerden birisi daha karşımıza çıkıyor. Ve bu güzel manzara eşliğinde de sizlerle paylaşmış olalım dedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yine elimizden geldiğince gidip gördüğümüz yerleri ve yeni projeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın.